Ramazan çok güzel geçiyor. Şimdi bak akşam oldu. Bir gün daha dursam ferahım ben. Oruçta sıkıntı yok. Evelallah. Yemeğimiz içmememiz bol. Arkadaşla gece kaldırıyor. Yemeğimizi yediriyor. Yatıyor. Namazımızı kılıyor. Ondan sonra istirahate çekiliyor. Bu dünya böyle geçiyor oğlum. Köyde reçbelik yapardım. Mısır. Sonra çeltik, piniçeni. Onları bıraktık, şimdi ise yerlerimiz fındık. 40 sene traktör koştum. O günleri özlemeyeyim. Neden özlemeyeyim dersen, bu günlerimiz daha iyi. Daha o günler bize yorucu günüdü. Gün akşama da çalışsan, sıcağın anında. Eve geleceksin yorgun yorgun. Bu günlerimiz daha değerli, Allah'a şükür olsun. Hayatımızın en güzeli burada geçiyor. Neşeden, efendim rahatlıktan, arkadaşlarından iyi geçinmekten, efendim işte beş vakit namazımızı kılmaktan, güzel güzel orucumuzu tutmaktan. Ben evde bazı sela duyayım, bazı duyamıyorduk. Bu arada Allah razı olsun, hep ayağımıza geldiler de bizi kaldırıyorlar, kolumuzdan tutuyorlar, götürüyorlar. Okumayı çok istiyordum. Tabii durumumuz olmadığı için annem okutamadı. Ben küçük evlendirdi, üç kız kardeş, üçümüzü de. Ondan sonra burayı ben bir yatılı okul gibi görüyorum. Giyiniyorum, iniyorum, aşağı yerli yemekhane yiyorum. Yani çok hoşuma gidiyor. Bütün hayalim öyle. Bahçeye iniyorum, arkadaşlar geliyorlar. Yani ortamımız çok çok güzel. Yalnızlık nedeniyle burayı tercih ettim. İyi ki de geldim. Bizi Ramazan'a kaldırmazlardı çocuk diye. Ama sabahleyin acaba börek arttı mı, pilav arttı mı diye sofralara koşardık. Ama bugün sofralarda yok yok. Bugünkü Ramazanlar bolluk içerisinde. Eskiden Ramazanlarda Ramazanlara özel börekler yapılırdı. Kadayıflar, tatlılar yapılırdı. Ama bugün her gün masamızda, soframızda böreğimiz var, tatlımız var. Eskiye göre çok daha iyiyiz. Huzurlu bir aile ortamıyla burada yaşantımızı sürdürüyoruz. Hepimiz birimiz hepimiz için dertlerimize ortak oluyoruz.